Şimdi. Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 23 Mart 2024. Bugün yine tekrar arpa kontrollerindeyiz. Daha önce, bir hafta önce arpamız daha başak çekmemişti. Bu arazimizin kontrollerini yapmıştık. Şimdi tekrar gelmiş arpa kontrollerindeyiz. Şimdi arpamız başakları çekti. Gayet güzel, homojen bir başak çekişi oldu. Yaptığımız bitki beslemeleri faydasını şimdi görmeye başladık. Verimde de inşallah göreceğiz. Şimdi hastalık kontrolleri yapacağız. Daha önce iki sefer bu arazimize pas ilacıyla beraber, yani pas ilacı dediğim mantar ilacıyla beraber bitki besleme yapmıştık. Şimdi son bitki besleme ile mantar ilacımızı kullanmadan önce son kontrollerimizi yapıyoruz. Şimdi tozlaşma bittikten sonra son uygulamamızı yapacağız. Son uygulamayı yaparak artık arpa ile ilgili tüm ilaçlamaları bitirmiş olacağız. Geli bu. Şimdi şöyle arpamıza bakacak olursak, külleme var mı? Geçen hafta baktığımız zaman külleme, arpa yaprak lekesi veya pasla ilgili herhangi bir sıkıntı görmedik. Bunun yanında tabi septoria ile karşılaşmadık. Şimdi şöyle baktığımız zaman, bayrak yaprak gayet temiz duruyor. Şöyle baktığımız zaman. Şu uçlarında yanma var. Nasıl? Bunlar soğuktan mı? İkimizin de var. Bak şunda var. Ufak bir şey. O ondan olabilir. Soğuktan da kaynaklı olabiliyor. Bazen element noksanlıklarından da yapmış olabiliyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman. Şöyle bir yaklaştır. Hastalıkla ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmıyoruz. Ama yavaş yavaş havalar bu sene yağışlı gitti. Yağışlı gittiği için. Ama bu arpa yaprak lekesine benziyor. Yavaş yavaş başlıyor artık arpa yaprak lekesi tekrar. Çünkü bu sene havalar yağışlı gitti. Havalar yağışlı gittiği için hastalıkla mücadele etmemiz biraz zorlaştı. Normal şartlarda, yani normal hava şartlarında, yani yağışların normal gittiği dönemlerde iki mantar ilacı uygulamasıyla arpaya yeterli oluyordu, ama bu sene yeterli olmuyor. Üçüncü uygulamayı yapacağız. Üçüncü uygulamayı yapmadığımız takdirde bu bizim için olumsuz bir sonuç olacak. Genellikle buğday olsun, arpa olsun, arpa yaprak lekesi, bayrak yaprak döneminde, yani bayrak yaprağını hastalığa kaptırdığımız zaman, bilin ki orada yaklaşık %30, %40'lara kadar bile hastalık şiddetine göre verim kayıplarına sebep olacaktır. Ondan dolayı uygulamalarımızı yapmamız gerekiyor. Bir şöyle diyelim. Bazı yerlerde arpamızda bazı noktalarda yapmalar olmuş. Geçen günlerde Kozan'da dolu yağışı oldu. Buralarda olmadı. Fırtına da olduğu için bazı bölgelerde böyle yapmalar gerçekleşti. Genelinde sıkıntı olmadığı için bu da bize verim kaybına sebep olmayacak. Bu şura mıydı? Çift ekilen yer. Şimdi bu arazimize 28 kilogram tohum düşecek şekilde ekim yapmıştık. Bu kadar tohumun fazla dökmemizin sebebi ise son zamanlarda Çukurova bölgesinde buğday olsun ya da arpa olsun, bu dönemlerde özellikle kardeşleme dönemlerinde hava sıcak gittiği için buğday ya da arpa yeterince kardeşleme yapamıyor. Kardeşleme yapamadığı için bu da tabii verim kaybına sebep oluyor. Ondan dolayı sık ekim yaptık. Bu bölgede de ekim yaptıktan sonra şöyle çaprazlaması olacak şekilde tekrar bir ekim yapılmış. Ekim yapıldığı için bir o şöyle zoomlayalımdır. Tamamdır. Şöyle baktığımız zaman görüyoruz, yani 28 kilodan fazla, daha fazla düşmüş oluyor. İki katı düşmüş oluyor. Ondan dolayı yani bu şekilde yapmalar oluyor.
Şu an 28 kilo bizim için yeterli bir miktar olmuş. Yani tohum miktarı yeterince dökmüş olduk. Tabi bazı bölgelerde var, ufak tefek yatmalar var. Ortalama 26, ortalama bana göre 25 kilo ile 26 kilogram arası tohum düşmesi yeterli olacaktır. Bir de bizim burada yapamadığımız bazı şeyler oldu. Yani yapamadığımız bazı uygulamalar oldu. Bunu daha önceki videoda da paylaşmıştım. Bitki gelişim düzenleyiciler var. Onları kullanamamıştık. Fix gibi, durduran gibi. Bunları kullanmış olsaydık belki arpamız bugün daha farklı olabilirdi. Şöyle arpamızın bir kök ceketi aslında. Şöyle çekelim. Bir de şöyle bakalım. Şurasına mı bakalım? Şu bir kök. Şöyle bakacak olursak şöyle. Şimdi aradaki fark gittikçe kapanıyor. Geçen hafta şöyle. Şunlar sonradan gelen kardeşler. Şunlar da daha önce olan şeyler, kardeşler. Bunlar da sonradan gelen kardeşler. Biz en son durduran kullanmıştık. Hı hı. Arazimizi, 60 gram kadar. Aynen. Durduran kullandığımız için ondan dolayı bunlar birbirini hemen hemen yakalamak üzere. Tabi bu bize biraz verim kaybına sebep olacak ama bitki gelişim düzenleyicisini daha önce kullanmış olsaydık, yani kullanabilseydik bu şekilde homojen bir, yani şu üç kardeş gibi homojen bir gelişim olacaktı. Geç kullandığımız için, yani geç kullanmamızın sebebi ise hava şartlarıydı. Ondan dolayı bu şekilde bir kademe oluştu. Tabi bu bizim için bir verim kaybı olacak ama yine de güzel bir sonuç bekliyoruz bu arazimizde. Bir de arpa hububatlar içerisinde en fazla kardeş yapan arpa çeşididir. Yani tür olarak, yani arpa en fazla kardeşleme yapar. Şimdi bu dönemde dikkat edeceğimiz hususlardan biri arpa yaprak lekesi demiştik. Pastalığı demiştik. Bu dönemlerde septoria yaprak lekesi pek olmaz. Septoria yaprak lekesi genellikle arpa olsun, buğday olsun ilk dönemlerde olur. Sapa kapma dönemi, yani kardeşleme dönemi, sapa kapma dönemlerinde genellikle ağırlıklı olur. Bu dönemlerde, yani ilk bahara girdiğimiz dönemlerde genellikle pas ve arpa yaprak lekesi genellikle ağırlıklı olur. Bir de külleme de bu dönemlerde bazen ağırlıklı olabiliyor. Şimdi bir de bu dönemlerde şeye bakacağız, yaprak bitine bakacağız. Bu dönemlerde yaprak biti özellikle çok fazla yoğun oluyor. Ama havalar yağmurlu gittiği için olan yaprak bitini de yağmur temizlemiş oluyor. Şu an bir şeye bakacağız, yaprak bitine de, yaprak biti kontrollerini de yapacağız. Şöyle bir gelelim bu. Şöyle bir bakalım. Yaprak biti var mı? Bugünlerde başlar yaprak biti. Bak şöyle yaklaştık. Yaprak biti. Bak şurada görüyorsun. İki tane, bak arkada iki tane şey var, yumurta koyma borusu var. Böyle lanet. Şimdi yeni başlıyor. Şimdi bunun kontrollerini yapacağız. Şimdi normalde zararlılarda ne diyorduk? Ekonomik zarar eşiğine bakıyorduk. Biz bundan sonra uygulama yapmayacağımız için burada mecburen yaprak bitine karşı 20 SP'mizi kullanacağız. Şöyle bakalım tekrar. Başka noktalarda var mı? Şöyle alt yapraklara bakacağız. Bak alt yapraklarda biraz daha yoğunluk fazlaymış. Şöyle baktığımız zaman İbo biraz şey yap. Zoomla istersen. Yaprak bitini görüyorsunuz. Yaprak biti emgi yaptığı için bu bizim için verim kaybına sebep olacak. Ondan dolayı hastalığın yanında bununla da mücadelemizi yapacağız. Bu şekilde uygulamaları bitirmiş olacağız. Mantar ilacı kullanacağız. Tekrar Revicare kullanacağız buraya.
onun arkasından dekara 50 gram düşecek şekilde 20 SP kullanacağız. Ve bunların yanında amino asit dekara 150 gram düşecek, 150 mililitre düşecek şekilde amino asit ve potasyumumuzu kullanacağız. Bu şekilde uygulamalarımızı yapacağız. İlaçlama faslını bitirmiş olacağız. Zaten bundan önce de tekrar 10 kilogram başak dönemine gelmeden önce, yaklaşık bundan 20 gün önce miydi? 20 gün önce de 12-13 kilogram düşecek şekilde üre uyguladık. Üre uygulaması yaptık. Bundan sonra artık bu şekilde hasatı bekleyeceğiz. Umarım çiftimiz için iyi bir yıl olur. Verimli bir yıl olur inşallah. Evet arkadaşlar, bu şekilde uygulamamızı yapıp sezonu kapatacağız. Hasatla ilgili de bu arazimizde bir video çekeceğiz. Yani bu kadar bitki besleme kullandık, mantar ilaçları kullandık. Çiftçimize ne gibi katkılar oldu, verime ne kadar etkisi oldu, bunlara sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tamam, kapatabiliriz.